üzerinde kendi soğutma fanı bile var. Tamam. Ezbere ısınıyor çünkü. Fark ettiysen buradan buraya geçerken şu yol üzerinde gitmiyor bu. Bu konumdayken bu konuma doğrudan gitmek istediği zaman yaklaşık şu. Motor derecelerini düzeltiyor, tamam mı? Fakat bu konumundaki servo motorların derecesiyle bu konumundaki servo motorların derecesi aynı olduğu için, en azından şu motorun derecesi aynı olduğu için sadece bu motorun ayarlıyor. Buradan bu konumdayken burası 30, burası 60'sa bu konumdayken burası 90, burası 30 ayda. Buranın derecesi değişmiyor iki konumda. O yüzden burasıyla oynamıyor. Buranın arasına peteklersem ben yine, o zaman lineer bir çizgide ilerler. Onun için işte yine yavaş hareketi yüklemem lazım buraya. Lineer yavaş hareket ve parabol yavaş hareket değil, iki farklı yavaş hareket tanımlamam lazım. Farklı yavaş hareket fonksiyonu yazmam lazım. Ben çalıştığım zaman sola doğru gidiyor. Birazcık sağa verdiğim zaman bile yine sola gidiyor. Orada birazcık ağırlık zaman lazım. Aynı şekilde burada da. Arasındaki köprüyü hazırladım şimdilik. Benim yapmam gereken şey işte S register'a yeterince hızlı da taktırabildiğimi test etmem lazım. Bunu bağlayacağım. Bir tane LED bağlıyorum. Datayı görmek için. Raspberry'den de şunu kullanıp sonra montajlarını halledeceğim. Anlattım, ben tekrar çalıştıracağım. Receiver alacak. Yes, işte bak. Received hello. Hı-hı. Oradan da hello yolladın değil mi? Evet. Harika. Tebrikler. İşte ben hatta bunu bir şekilde buradaki kontrollerlere bağlamam lazım işte. Kontrollerle aynı. Buradaki şey datalarını işte buton ve joystick'lerin buna göndermesi lazım. İşin güzel tarafı bunlar şu anda birbirine sürekli bağlantılı. Ben bunları kapatıp açtığım zaman da tekrardan pair ediyorlar.